Selam arkadaşlar, Strateji Delisi'ne hoş geldiniz. Berkan. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz Almanya serimize. Almanya serimizin bir miktar sonlarına yaklaştık. Bir bakalım neler olacak. Şimdi bir çıkarma harekatımız burada başlayacak. Diğer yandan bir savaşı başlatacağız Afganistan'a karşı. Daha sonra British Raj'a doğru buradaki ordumuz, şurada gördüğünüz şu ordumuz devam edecek böyle işgale. Muhtemelen o zamana kadar da bizim bir filoyu buraya getirebilecek hale geleceğiz. Getirdiğimiz zaman da artık adalarda, İngiliz adaları falan var, onları halledeceğiz. Şurada bizim ufak bir ordumuz daha var, 10 tümenden oluşuyor. Onlar da burayı halledecekler. Umalım bir sıkıntı olmasın bakalım. Şimdi ilk önce Afganistan'a savaş açarak başlıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bu birliklerimiz henüz çok da hazır gibi görünmüyorlar ama önemli değil çünkü çok fazla hazır olmaları. Bu görevlerini bitirdikleri zaman zaten şey olacaklar, sıkıntı olmayacak çok fazla diye tahmin ediyorum. Burada 60 tümen asker var, çok da problem olacağını zannetmiyorum Afganistan'ın ele geçirilmesi bunlar için. Yalnız bunlar harekete bile geçmediler henüz. Şimdi gençler. Tamam dur. Bunlar da ally'lara katıldılar. Joined allies, tamam eyvallah. Şimdi bizimkiler hızlı bir şekilde saldıracaklar, yardıracaklar, bitirecekler o işi. Diğer yandan şimdi bunlar hazır mı? Evet hazır gibi görünüyorlar. Bizim burada 5 tane tankımız çıktı. Şunları ben buraya gönderiyorum. Bu arada şurada atlılarımız var arkadaşlar. Ben bunların hepsini devreye sokayım. Nerede geliyorlardı bu arada? Neresi burası? Bilmiyorum ama şurada gelsinler bari. Aynı yeri seçtim galiba. İsim değişmedi galiba. Şimdi bunları direkt getiriyorum. 20 tümen. Bunları yine yapacağız. Ayrı bir birlik haline getireceğiz. Komutansız. Ve bunların rengini de bunu yapayım mı? Geçen öbür serimizdeki gibi kahverengi yapayım. Standart kahverengi olsun o zaman. Şöyle. Pardon. Şu kahverengi tümenimiz ne yapacak? Bak bunlar tamamen buradan çekilsinler. Şu görevi iptal ediyorum. Şu ordumuzun tamamını ne yapayım ben? Aslında şimdilik yine aynı benzer bir görevde olsun ama sadece tek bir bölgede bulunsunlar. Ya da şöyle iki bölgeyi seçiyorum. Ha tamam güzel. Eyvallah öyle bulunsunlar. Siz oraya giderken siz de bunların yerine geleceksiniz. Nasıl yapacaksınız? Siz de burayı garnizon, buraların garnizonu haline geleceksiniz. En önemli yerleri seçelim bir. Sonra zaman zaman zaten yeni yerler gerekecek. O zamana kadar da yeni askerler belki üretilecek. Şöyle yapalım bir. Aslında belki de yapmak lazım. Her yeri böyle seçmek yerine mesela şurası Lüksemburg zaten problemliydi. Burası değil de şurası olabilir. Aynen. Ya bu kadar atlı birliği 20 tane yeterli olmaz bu kadar yeri tutmaya ama olsun. Biz bunları halledelim bir. Diğer yandan bak bu çıkarmalarımızı devreye sokmak istiyorum ama nerede bunlar? Ama burada bunlar henüz hazır değillermiş. Bir de filo getirmem gerekiyor. Burada İngiliz filoları sıkıntı yapıyorlar bize. Buralarda üstünlüğümüz yok. Sadece burada üstünlük var. O da İtalyanlar sayesinde bir üstünlüğümüz var ama buralarda yok. İşin enteresan tarafı buralarda var bir üstünlüğümüz. O da nereden kaynaklanıyor bilmiyorum. İngilizlerin tek gemisine karşı İtalyan gemileri. Evet İtalyanlar sayesindeymiş. İtalyanların daha fazla gemileri var ama ben şu çıkarmayı bir önce yapalım diyorum. Nerede bizim gemiler? Gemiler talimleriniz bittiyse gelin bakalım. Şimdi siz ikiniz birleşiyorsunuz. Böyle birleşemeyecekler mi? Şöyle ikiniz böyle gelseniz orada birleşseniz mesela. Hadi birleşin be abi. Birleşsenize. Birleş be abi. Birleş. Zaten birleşmiş. Tamam. Şimdi ben sana görev vereceğim. Diyeceğim ki pardon. Yine yanlış tıkladım. Görevin şurayı ve şurayı kolaçan etmek. İngiliz gemileri hala yüksek miktarda gemiye sahip ama her yeri de tutamazlar yani. Şu ikisini tutamasına bana yeter zaten. Buralara pek yaklaşmıyorlar bizim naval bomberlarımız sayesinde. Bakayım. Evet. Tamam. Şimdi çıkarmayı başlatacağız. Gemilerimiz gelsin. Bir dakika. Şu değil mi? Aynen. Bu hangisi? Bu taraftaydı. Bu da bu tarafta. Heh, bu da kuzeyde. Tamam. Şunu. Dur, henüz gelememiş demek ki bu gemiler. Bunlar bir gemiler gelsin bakalım. Ha, gemilerimiz burada. 70 gemi. Hadi gencolar. Hadi gencolar. Gelin bakalım. Geldiniz mi? Heh, geldiniz. Harekete geç. Öbürü nerede? Şu. Sen de harekete geç. Ve yardır. Aa, bizim gemiler savaşa girdiler. Kalabalığız. Ha, onların birkaç tane şeyi var. Denizaltısı var. Onlar önemli değil. Önemli olan biz bu çıkarmayı yapalım. Ondan sonrası kolay be abi. Kolay çünkü arkadaşlar şurada 5 tane tankımız vardı. Ben bunu yeni bir birlik yapayım mı? Yeni bir birlik yapayım. Ondan sonra gönderdiğim zaman onlarla birleştiririm ben olmazsa. Tamam. Şimdi onlar gelirken şunların bir daha gelmesine ne kadar var? Daha çok var ya bunların gelmesine. Bunlar yayalar. Bir dakika. Şuraya bir bakayım. SS'lerden bir grup yakında gelir. Tanklar devam ediyor gelmeye. Peki burada değiştirmek isteyeceğim bir şeyler yok mu? Mesela şunların güçleri aslında çok çok fazla yüksek değil. Yani o zamanla daha da yüksek olacak ama daha oyunun başlarındayız çünkü. Daha fazla bir şey eklemeyebilirim. Buranın combativity 27'ye kadar çıkmış. Şuraya bir şey var mı? Anti-air var, ona da gerek yok. SS'lere bir bakalım. SS'lerde mekanizeye geçeceğiz yavaş yavaş. Mekanize üretmeye başladık mı? Ben bazen serileri karıştırıyorum. Şu an mekanize var mı ki bu oyunda? Yani açtık mı? Mekanizeyi daha... Ha, tank. 4. seviye tank açıyorum. Mekanize daha gelmemiş. Tamam, mekanize gelmiyor. Henüz. Biraz yakın bir gelecekte gelir. 1940'tayız daha. 1940 şunu açabiliriz yakında. O da topçularımızın gücünü biraz arttırır. Bunda bayağı ilerledik. Yakında bitireceğiz burayı. Ondan sonra uçak. Evet, uçaklarda biraz geliştirmemiz lazım. Özellikle fighter'larda biraz zayıfız. 1940 seviyesine geldik. Açıldıkça onları geliştireceğiz. Bu ne? Bizim uçaklar. Bizim uçaklar buralarda bombardıman yapıyorlar. Adamların sadece bir tane de denizaltılarını şey yapmışlar, bombalamışlar. Tamam, güzel, eyvallah. Tamam, şimdi bir şuraya bir bakayım. Abi çok şeyler ya. Baksana, buralarda üstünlüğümüz yok denizde. Çıkarmaları pek yapamayacakmışız gibi görünüyor. Ben yine de böyle işaretleyeyim de. Yaparsa, yapabilirlerse yapsınlar. Bunlar ilerliyor. Tamam, biraz daha şöyle bir bakalım. Ya bizim bir uçak kaybetmişiz burada. Bu da bir şey olmamış da. Bir tane daha oldu. Oo, kalabalık mı geldiler? Yo, bizimkiler daha kalabalık. Güzel. Yani önemli olan şu an bir çıkarmayı yapayım da gerisi önemli değil. Aa, burada daha kalabalıklar ama bunlar konvoy be. Aa, bizim konvoylar. Oo, gemiler neredesiniz? Nihayet yetiştiler. Bizim adamlar çıkmadan ölecekler lan. Aa, bir grubu batırdılar galiba. Aa, gördünüz mü ya? Çıkarmayı yaptık yapmasına da. Newcastle boş. Dal 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 dal. Niye gidemiyorsun? Allah Allah, ile benim onu bu şekilde mi çizmem lazım? Army 12 3 division falan. Tamam, neyse, unutmadan şunları bir ayarlayayım. Şunları bir ayarlayalım, ondan sonrasına devam edeceğiz. Bizim neye ihtiyacımız var? Askeri bir fabrikaya mı yoksa tersaneye mi? Bence tersaneye daha çok ihtiyacımız var. Biraz tersane yapalım o zaman. Mesela şuralara yapabiliriz. Şöyle bir miktar attım oraya. Yine uçaklarımız. Tamam, bunları görmek istiyorum sadece. O yüzden bakıyorum böyle. Bir dakika. Hemen buraya da bir bakalım. Tamam, güzel. Bitirmişsiniz siz buradaki işi. Şuradan şuraya çıkarma ihtimalimiz yok. Ben bunları bekleyeceğim şimdi. Güzel. Tamam, oyunu devam ettiriyorum şu anda. Bunlar başarılı olacak mı acaba İngilizlere karşı? Hiç iyi görünmüyor. Adamlar çok kalabalık ya. Keşke buraya uçak falan koysaydık. Allah'tan komutanımız var. Tamam. Mekanizeler geldi. Hemen biz mekanizenin yerine bunu araştırdık şimdi. 1940'tayız. 40'ın sonlarındayız hatta. Ona göre bir şey araştıralım. 40'ın sonları 41 teknolojisi falan araştırabiliriz en fazla. Şunu araştıralım. Bu lazım. Bir de topçularda şeyimiz var. Şunu araştırabiliyoruz. 86 gün sürüyormuş zaten. Gel, o gelsin. Şimdi üretimde bir değişikliğe gideceğiz. Üretimde arkadaşlar şunları bir kapatalım. Üretimde şimdi motorizelerimiz bayağı var. Ben şimdi diyorum ki şunu bırakalım. Şu ikisini mekanizeye çevirelim. Bir süre sonra mekanizeye geçeceğiz. Şu ikisi mekanize. Oha lan, %10'a düştü. Keşke bunu değiştirseydim lan. İlkinde dikkat etmedim ki ya. Neyse. Neyse. Yapacak bir şey yok. No template mekanize. Tamam, biliyoruz. Sen bir üret. Ondan sonra template'ini ayarlarız. Burada iki tane şey var. Tek ordu var ama iki tane bilmem ne var. Newcastle'ı ele geçirdi. Bu da bizim için yeterli. Bir dakika. Sen buraya gir. Tamam. Bak, öbür ordumuzu, bak şu beşliği ben hemen buraya kaydırayım. Niye lan? Nerede bu beşlik? Ha, şurada. Ha, limana gel. Allah Allah. From diyorsun. Ama ben seçtim yani şimdi. Seçtim. Ayıp ediyor. Ayıp ediyor. Seçtim ya. Tamam, sen hemen o zaman şöyle hızlıca gel buraya. Geldin. Burası naval base var mı? Var. Tamam abi, gel böyle. Transport risk. Tamam, bundan dolayıymış abi. Şu anda biz üstün görünüyoruz ama savaşın bitmesi lazım. Şey diyeceğim, benim burada uçaklarımdan boş uçak var mı? Henüz boşta olan. Uçak mı kaldı abi? Uçak mı kaldı? Şurası, yok, şurası daha mantıklı gibi geliyor bana. Boşta uçağımız var. Interwar Bomber diyorsun. Hiçbir şey. Boşta uçak dediğim bu mu? Hani görevsiz uçağımız var. Taktik bombardıman uçakları. Bunlar neredeler? Hiç alakasız yerlerde. Bunları kaldıralım. Boş boş durmasınlar burada. Peki. Daha da var mı? Oo, bir sürü. Those air support mesela, bunu şey yapabiliriz. Oraya koyabilirdik bunları. Sayısı fazla değil ama olsun. Yine de iş görürdü. Hah, tamam, bitti. Görevsiz. Şimdi fazla uçaklarımız var diyor. Şurada fighterlarımızın sayısı artmış. Şuraya yerleştirelim olmazsa. Şu close air supportlar var ya, onları buraya yerleştirelim. Nerede abi bunlar? Aldım onu. Aldım onu. Tamam, bu kadar. Bir miktar bombardıman uçağı. Onlar yapacak bir şey yok o konuda. Seni direkt buraya görevlendireyim. Maalesef efficiency %70 düşük. Ama gemi bombardımanında kullanacağız seni. Tamam. Yapacak bir şey yok abi. Böyle mecburen bu şekilde kullanmam gerekiyor. Ya bunları da güvenmiyorum. 3 tane birlik çok az. Baksana, buraya getirmişler elemanları. Burası daha önemli abi. Ben Newcastle'da beklemeyi tercih ederim. Burada sonsuza kadar dayanabiliriz. Bir birim mi? Yani geliyorlar değil mi? Hiçbir şey olmaz abi. Orada 3 tane mükemmel birliğimiz var. Üstelik de F4 yemyeşil. Hiç sıkıntı yok. Bizim için en önemli şey şu gemileri halletmekti. Detach yapsan daha güzel olur. Automatic split off enabled diyorsun. Tamam. Tamir etme önemli ama sen bu görevi sürdür burada. Bizim beşli nerede? Beşli gel bakayım, buraya gelebiliyor musun? Heh, şimdi gelebiliyorsun. Tamam. Tanklar gelsin. Arkasından abi şu ordudaki şöyle ciddi bir SS grubunu öbür tarafa kaydırmak istiyorum. Ulan ciddi SS diyorum. Neredesiniz? Yine bir 5 tane daha. Ayrı bir ordu oluştur ve siz de o tarafa gidin. Artık nereden gitmek istiyorsan hacı. Kendin git genco. Valla. İstediğin yolu kullanabilirsin. Fakat burası biraz riskli bir rota oldu. İyi de ben burada 5 tane göndermiştim. Battılar mı? Yok, 5'i gidiyor hala. Ve denizaltı çeşitliliğimiz arttı. Bak bu da 4'e düşmüş gibi ama bir tanesi buradan geliyor. Tamam. Bir dur. Tamam. Bir geri, arka planda bir dursun oyun. Şu teknolojiyi ayarlayalım. Denizaltı 1940 diyorsun. 1940 denizaltısını mı keşfettik? Evet. O zaman 1940. Aa bu çok önemli. Gel. Bunu açalım. Bu ne? Peru. Peru bana destek mi gönderecekmiş? Gönder kardeşim, gönder. Oo, uçaklarla bizi vuruyorlar. Neyse bunlar son çırpınışları abi. Son çırpınışları. Bizim bu gemiler elemanlar bir karşıya geçsin var ya, bitti, siz bittiniz yani. Yalnız bizim gemileri batırıyorlar habire ya. Ben biliyordum bunların buradan geçmesi çok tehlikeli, riskli olacağını. Battı. Yine battı. Yine battı. Buradan da gördüğünüz gibi kaç kişi kaldı geriye? Ah. 3 görünüyor ama 4'e düşmüş gibi. Burada 4 tane görüyoruz. Diğeri nerede mesela, 5.'si? Şu savaşta başarılı olduk. Ama bizden mesela 5, 6 bu konvoymuş. 11 gemi batmış. Adamlardan 20 destroyer batırmışız. 5 bundan, 3 bundan. İyi batırmışız. Peki bizim gemiler nerede? Burada hala. Ooo, büyük gemimizi batırmışlar. Burada sağlam olanlar var abi. Enable detach yaptık işte. Hepiniz gelmeyin. İşte bir kısmınız kalsın, tamir olsun. Nasıl olacak bu iş, anlamadım ki. Expeditionary İtalyanlar 65 tümen asker veriyorlar bize. Tamam, aldım abi. Aldım. Seni bir yardıra. Oo, buradakileri vermişler. Tabii sen beceriksizsin. Sen bir halta yaramıyorsun. O yüzden bir dakika. Bir dur ya. Bir dur, işlem yapacağız ya. Oo, yeni tank geldim. Ben hemen şunu açıyorum. Tank geldiğine göre az önce tank şu geldi. 1941 teknolojisi bu. Şimdi bunu da bir de SP artilerisini keşfettirelim. O da gelsin, onu da yapacağız. Kullanacağız. Bir tane daha mı? Uf. Olmadı be. Yo lan, deminki bu. Ya baktım ben buna be. Ben korktum, yeniden yaptık zannettim ya. Burada şimdi bizim askerlerimiz var mı yok mu? Ondan emin olamıyorum. Yoksa sadece mi? Konvoy mu sadece? Peki burada ne kadar düşman var? Bir carrier'ları var. Başka da bir şey yok gibi görünüyor. Biraz da denizaltı. Bizim bu Kriegsmarine şurayı da katsam mı acaba? Kısa bir süreliğine katalım, bir bakalım ne oluyor. Şu savaşa dahil olabilecek miyiz? Hadi. Yok, gelemediler bizimkiler. Hadi. Gelemediler. Gelin artık. Bir saniye bekle. Afganistan capitulated. Yeni bir haberimiz var. Biz onları, bizim komutanları terk ettik. Siz halledersiniz ya, aman. Beni uğraştırmayın dedik. Şimdi abicim bir bakalım. İyi bakalım ne yapabiliyoruz burada. Sen şöyle gel. Ha, sen savunmadasın. Tuhafsınız ya. Gel abi böyle. Sen ne diyeceğim? Bunu geliştirmemiz lazım ya. Şöyle şu şekilde. Çünkü buralar bizim için risk bölgeleri yine. Şimdi siz zaten buraya dalıyorsunuz. Sen direkt buraya dal. Sen oradan böyle gel. Ondan sonra sen buraya atan. Uğraştırma beni. Şuralara toplaşın. Burası nasıl olsa hallolacak. Bir şey yok ki burada yani. Halledilmeyecek bir şey yok. Ondan sonra sizin tamamınızı şurayı bir halletseydiniz direkt oraya atacaktım ama neyse ben öbür tarafa bakmam lazım. Mahvolmadan önce bir bakalım. Bu ne? Equipment can use for upgrades. Tamam eyvallah zaten hava amaçlı kullanıyoruz. Tamam. Ne üretelim? Tank. Yeni tank evet. SP'si gelmedi ama normali olmuş olması lazım. Medium tank. Panzer 4. Şimdi bayağı bir şeyimiz var. Puanımız var. Biz bu panzerleri geliştirelim abi. Bak light tank, medium tank, panzer 4. Biz ne üretiyorduk? Panzer 3'ün SD'sini üretiyorduk. Şimdi medium tank SD tamam. Bir tanesini şey yapacağım. Karşılaştıralım arkadaşlar bakın. Savunma 5, breakthrough 36, ondan sonra soft 14, hard 6. Bu ne diyor mesela? Savunma 5, 36, 18, 16. Armor 66. Yanlış yere bakıyorum. 18, 16, armor 80. Şimdi biz bunu zaten geliştireceğiz. Neyi geliştiriyorduk biz burada en fazla? Motor sadece hızı arttırıyor. Armor iyidir ama hızı yavaşlatıyor. Reliability'yi düşürüyor. Biz dengeli mi arttırıyorduk? Bir dakika. Şu eskileri bir göster bana. Panzer 3 nerede? Panzer 3 SD. Heh. Bunu ne yaptı? Evet dengeli arttırıyoruz. Bizim sistemimiz buymuş. O zaman aynı sistemde devam edelim. Oo pardon. Yapma. Niye ben böyle bir şey yaptım? Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Çünkü yeniden şey düşecek. 380. Peki. Main gun'a ve armor'u arttırsam. Bunları da birer tane arttırsam. Oldu. Vallahi yeterli bence. 390. Çünkü oyunun sonuna kadar bunu kullanacağız bundan sonra. Tamam bunu aldım. Bak birazcık daha düştü. Gerek yoktu o düşüşe. Şu. Tamam. Oldu bu iş. Oldu bu iş arkadaşlar. Ama yine de fazla fabrikamız var. Onları kime neye atayalım? Şuraya atayalım mı? Stratejik bomber. Gerek yok. Gerçekten. Hatta bence bunu tamamen değiştirebiliriz. Yani başka bir şey yapabiliriz. Close Air Support bir tane var. İkinciyi Close Air Support yapalım. Al. Stratejik bomber'a ne yapayım ya? Bu saatten sonra kullanma ihtimalimiz düşük. Şimdi medium tank yeni çeşit medium tank üretiyoruz. O zaman ben bu template'i değiştiriyorum tank template'imizi. Burada 2 tane medium tankımız vardı. 2 tane şundan vardı. Şunları ben bir dakika o da medium tank değil mi? Evet. Evet. Bir değiştirmemize gerek yok. Gerekirse ekleme yaparız olmazsa. Tamam. Ekleme derken tabii aklıma burası geldi. Hemen geçtim. Tamamını şu orduya dahil ediyorum. Zaten amaç buydu. Şimdi epeyce kalabalık bir ordu oldu ve gayet de yerleri iyi. Memnunlar yerlerinden. Liman var çünkü burada. Adamların 2 tane tümen askeri var. Bak şuraya yığmaları lazımdı şimdi. 20 tane askeri de yığmaları lazımdı. Ne olur ne olmaz diye ama adamlar sıçtı. Şu anda sıçmış vaziyetteler. Londra'ya kadar bence artık bizimdir. Yani tabii Türkiye serimizde biz baya atom bombası atmıştık. Kolay olmuştu her şey. Ama bu sefer farklı. Bu sefer askerimiz var. Şu ne alemde gemilerimiz hala yok. Bitti abi. 66 tane denizaltımız yetişmiş ama olmadı. Ya bence yetişemediler ya. Neyse bizim şu filoyu alalım. Crazy Marine. Bu Crazy Marine şey yapmasın şimdi. Şurayla uğraşmasın. Sadece şu ikisiyle. Çünkü bana yetiyor abi. Ben buralara bak şu askerlerin yayalardan bir miktar. Bu ne? Aa tek kalmışsın sen. Senin yanına destek koyalım. Şuradan bir miktar yaya seçelim. Bir tane de onu seçtim. Şu tek kalan nerede? Burada. Güzel. Bunları koyduk böyle. Şimdi sen geliyorsun. Bak bak. Şimdi sen geliyorsun. Böyle güvenli bölgeye geliyorsun. Genco burada takılma öyle saçma sapan yerlerde. Şunu bir kırmızı yapalım da. Anlayayım yani. Şimdi ben bunları hemen harekete geçirmedim. Ekliyoruz. Şimdi biraz arttırabilirim. Ayaklanma durumu ne alemde? Bak buralar yeterli olmadı, burada şey yapıyorduk. Peki şunlar hazır mı? Yeni grup. Yeni grubun hazır olmasına ne kadar var? Çok az kalmış. %20'yi geçince hazır olacaklar. Tamam, bir 20 daha göndereceğim buraya. Bu sefer buraları da taşıyalım bir miktar. Ne bu? Kazandık mı? Kazandık ama bu nasıl kazanmak ya? Gemim batmış, light cruiser'ım batmış, kazanmışmışım. Kiminle dalga geçiyorsunuz? He? Pardon. Abi bizim çok az hattımız var ya. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Aa bir şey diyeceğim. Peru'dan gelenler var. Oyun durdu değil mi? Evet. Şimdi Battleship 2'yi üretiyorum. Battleship 3 geldi mi? Yok. Sadece denizaltı 3 geldi. Biz denizaltı hiç üretmiyoruz. Destroyer kaç var? 2 var. Tamam bak Light Cruiser 2 de güzel ama bence burada Destroyer'e geçelim artık. Şey Destroyer diyorum ya. Denizaltı 3. Ne kadar? Oo. 35 günlük üretim. Ya boş versen Allah'ını seversen. Sen diyecektim. Nereye gitti bu abi? Niye bir buna katıldı? Aa, Other Ships grubundaymış şu. O da enteresan tabi. Bizim konvoylar battıkça batıyor. Bak şunu fullleyelim, şunu da fullleyelim. Daha sonra bir tane daha açarız. Hatta şimdiden açayım mı? O da Light Cruiser olsun 2. Onu da fullleyelim. Yavaş yavaş sırayla dolsun. Önce denizaltı sonra o sonra öbürü. Burada kayıp mı yaşadık? Evet, yine bir gemi. Yani aynısı bu ya. Oho. Ben şunlar ana karalarını tamamen ele geçirdiğim zaman işte o zaman işler bitecek onlar için. Ha, gemi şu askerlerimiz hazır. Hazır burada gemilerimiz henüz batmamışken şunları da gönderelim buraya. Şunlar hazır. Yeterli deneyime ulaşmadılar mı? Niye? Plan preparation niye bu kadar uzun sürdü? Bunlar niye ya? Aa lan plana dahil değiller. Allah cezanızı vermesin lan. Geç farkına vardım. Şunlar fullediler hepsine. Bunlar hiç daha başlamamış bile. Ya boş versene ben harekete geçiriyorum bunları. Hatta diğerleri de geldiler. Encryption decryption gelmiş. Diğerleri de geldi mi? Herkes geldi tamam. Hepiniz bu plana dahilsiniz ve yardırıyorsunuz şimdi. Hangi orduydu bu? Şu orduydu tamam. Yardırın. Ezin hepsini. Yok edin. Yok edin. Bütün İngilizleri hepsini mahvedin. Biz Almanlar olarak yok edeceğiz onları. Siz hala bitiremediniz mi burayı ya? Niye burayı bitiremediniz? Dal abi dal. Ben buraya biraz destek getireyim ya. Ben İtalyanları unuttum. Ana. Oo, iyi olmadı be. İyi olmadı. Buradaki İtalyan ordularını unuttuk. Başına bir komutan atalım. Bunların şeyleri bile yok ya. Hah, şöyle yapın. Şu grubu Ayrı bir ordu da yapabilirim ama planı şöyle çizeyim. Şu Atlantik Okyanusu'nun sınırına gelene kadar oraya yardırın diyeceğim ben buna. Bak olmadı işte, böyle olmaz. O zaman abi şunu ayrı bir ordu yapalım. Bak 33 birlik. Komutanımız bol. Bir tane komutan koyarız başına. Ondan sonra siz buna... Bir dakika. O zaman şöyle yapalım. Bunu silelim. Şu ordu bu bölgedeki askerlerden oluşuyor. Şöyle seçelim. Şöyle olsun şöyle. Tamam. Senin görevinde dediğin, az önce dediğimizin aynısı. Şu limanın denizin kıyısına kadar gidin diyeceğiz. Şimdi geri kalanları da bunlardan oluşuyor. Bunlara da yine hattı çizelim. Şöyle. Siz de bunların organizasyonu niye bu kadar düşük ya? Siz de abi burayı ele geçirin. Güneye doğru inin. Ne bileyim şuraya gelin. Bilmiyorum mantıklı mı değil mi ama yapabilirler mi yapamazlar mı o da ayrı hikaye. Şöyle gelin abi. İngilizler buraya saldırmadılar hiç ama bizim burada da çok az askerimiz var. Şimdi burada kuzeye yürütsem ben bunları nasıl olur? Bilemiyorum ki. Şurası çok güvenilir gelmiyor. Zaten değil yani, güvenilir değil. Portekiz ne zaman dönüşecek? Daha çok var mı? Yo, her an dönüşebilir. Aa, 41'in Mart ayında dönüşüyor bunlar. Bizimle savaşa dahil olacaklar. Çünkü burada bayağı Portekiz askeri, yani daha çok toprağı var diyelim. Askerleri de olur illaki. O zaman ben şunların tamamına bir görev çizelim diyorum. Yalnız bu saçma bir rota çizmişler ya. Ben sana görevi böyle çizeyim. Oraya doğru git. Sen bu emri aldın. Bakayım nereye ele geçirecekler. Bak oraya ele geçiriyorlar. Benim istediğim şey bu değil. Aslında ben bunları devreye sokmasam da olur. Gerçi epeyce kalabalıklar yani yine de. Tamam, bir dursun bakalım. F2. Burada hala güvene alamadık burayı. O yüzden bunları devreye soktuk da bir işe yaramadı. Değil mi? Neredeler? Şu nerede? Şu. Bana onu göster. He. Devreye soktuk ama işte. Have not reached the starting position. Ne alaka ya? Buradalar işte. Aa, hakikaten lan. Bir tek şu var. Peki bunda ne diyor mesela? Yok ya. Bu ulaşsa da o zaman bir alta yaramayacak. Tamam, git oraya. Git abi ya. Ne yapayım ben sana? İşe yaramayacak. Bir işe yaramayacak. Tamam, devam. Geldi mi atlılar? Geldi, tamam geldi. Alalım bunları. Alalım. 20 bin atlı daha geldi. Bunları da yine bu gruba dahil edelim. Neredeler? Şuradalar. Dahil ettim. Görevlerinizi de belirliyorsunuz. Şu göreve atayacağım ben sizi. Yardırın. Görevinizi yapın. Şimdi bunları açtık zaten. Bunlar yardırıyorlar. Ben size ekstradan bir görev vereyim. Sen böyle direkt gel bu tarafa doğru. Yani Almanların saçma hareket sistemlerini biliyorum. Yani sizi, ama bir kişi kalsın orada ya. Hepiniz gelmeyin yani bu tarafa doğru. Peki bir kişi Edinburgh'a gidebilir mi acaba? Pek asker varmış gibi görünmüyor çünkü oralarda. Sen de Glasgow'a git. Çok güzel, çok güzel. Şimdi hava desteği yok bizim oralarda. F2. Ha, güzel, buralar hala bizde. O zaman ben bir miktar daha asker göndereyim buraya. Bunların hepsini gönderebiliriz, biliyor musunuz? kaç? 46 yok çok fazla. 23. 23'ü ayırdım. Siz hemen hızlı bir rotayla şuraya gidin. Tamam mı? Gidin bir oraya bakayım. Size kırmızı yapalım, gözümüz karışmasın. Hayırdır? Nedir bu? Yine konvoy saldırısı mı? Japon konvoyları. Bak burası güzel. Hemen oraya gidin. Güvenli bölgeden gidiyorsunuz değil mi? Yani şurası ve şurası. Tamam. Bizim buralarda gemiler var. Bak bak bak. Şerefsizlere bak. Hemen geldiler. Tabii yenildiler ama olsun. Ama yani adamlar az değil yani. Baksana konvoyları batırıyorlar falan filan. Şimdi gemiler bir karaya çıksın, ondan sonra artık sırtları yere gelmez. Gemiler diyorum, askerler. Şimdi bunun yarısını kuzeydeki şu hatta atıyorum. Ondan sonra kalan yarısını, kırmızıları seçelim. Kalan yarısını da şuraya atıyorum. Yardırıyorsunuz ondan sonra ya. Yapacak bir şey yok. Londra düşmekten başka çaresi olmayan bir şehir. Ha, tamam oraya git. Siz güneyden geliyorsunuz zaten. Güzel abi. Abi güzel güzel güzel. Tamam. Sen oraya değil de buraya gelsen daha akıllıca bir iş yaparsın. Sen oradan buraya git. Çok güzel. Edinburgh düştü. Kaç oldu? Durum nedir bir bakayım bir dakika. United Kingdom valla düşmüş ne baya. %10'un aşağısına çekmemiz lazım. Tabi atom bombasını atmış olsaydı çoktan İngiltere düşmüştü. Yani 25'e kadar çekmişiz zaten. Şimdi aslında fazla biliyor musunuz buralarla fazla uğraşmama da gerek yok. Ama ben şunları bir devreye sokayım bakayım ne yapacaklar merak ediyorum. Neredeler? 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 Hangisi? Yani şu. Tamam sen bir devreye git. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Şimdi orduların hepsi o taraftalar. Hem buradan buraya çıkarma yapmak gibi ihtimalim var mı acaba? F2. Bak burası bir kontrol altında ama başka bir yer kontrol altında değil. Fransızların şu topraklarına çıkarma yapabiliyoruz ama keşke burası da şu bizim kontrolümüzde olsa hemen çıkarma yapacağız. Ama yine de ben bir tane ayarlayayım. Bir tane ayarlayalım. Hatta iki birlik olsunlar şöyle. Şöyle olsun. Komutanla şimdilik gerek yok. Hızlı bir şekilde buraya gelin. Tamam. Şimdi buradan size bir çıkarma harekatı emri vereceğim. Şu liman şehrine. Plan oluşturduk daha doğrusu. Henüz emir vermedik. Bu arada ben şunların tamamını yani şöyle bir plan çizelim. Bir dahaki bölümde yapacağımız plan, uygulayacağımız plan şu. En azından şimdilik. Diğer yandan ben Afrika'ya çıkarma yapamadım. O yüzden şuradaki kalabalık olan hangisi? 45 tamam. Şu 45'i hatta hepsini bile gönderebilirim ya. Türkiye'de bizim yanımıza gelemedi bir türlü. Hala %47. Artmadı yani yavaş artıyor. Artacak da. Türkiye yanımıza gelse biz buradan hemen askerlere yardır yardır buraya geçiririz ama şu an geçiremiyoruz. Ben onlardan geçiş izni alabilir miyim acaba? Geçiş izni ask for military access yok. Pozitif 0 ama ben buradan ilişki geliştirsem de bir alta yarar gibi gelmiyor bunu. Improve relation ne yapayım yapalım. Bir işe yarar mı? Oo bu niye azalıyor ya? Ha, improve relation'dan dolayı azalıyor. Yoksa azalmıyordu. Yapacak bir şey yok. Aslında İran'a savaş açsak. Mesela İran'da komünistleşiyor şu anda. Enteresan bir şey ama. Komünistleşiyorlar şu anda. Pardon. Bu arada aç. Tank üretimi. SPS henüz gelmedi değil mi bunların? Yok. Uçak. Eksik ne var burada? Bir eksiğimiz yok. Yeni hat oluşturacağım ben de mecburen. Şimdi mekanizeye geçtik. Bunların sayısı iyice azaldı. Bakayım bayağı düştü mü hakikaten? Yok 15.000 stoklarda 15.000 var. 15.000 sen ne diyorsun ya? 15.000 biter mi öyle kolay kolay? Mekanize üretiyoruz abi. Burada yine hatta ne oluşturalım ki? Tank da bol bol üretiyoruz. Yine fighter mı üreteyim? O da fighter 1 bir de yani. Bence tank üretebiliriz. Epeyce bir tankımız var. Kaç tankımız var şu ana kadar ürettiğimiz? Epeyce dediğim bu mu? 17. Tamam abi. Mekanize, motorize. Bunlar bizim için çok önemli. Ben oraya yöneleceğim ben. Çok bir şey yok. Pardon. Mekanize üreteceğim. Motorize değil de. Motorize dediğim gibi elimizde bol bol var. Nereye gitti? Ha, bu açık değil. En aşağı gitmiş olması lazım. Evet tamam. Bunlar gelsin. Oha bu kadar. Ha İngiltere'den geliyor değil mi bunlar? Vay. Ver bir motorize ver o zaman bir tane daha. Dolu yani ya, hareketli olsun da çalışır vaziyette olsun da ondan sonrasına bakacağız zaten. Tamam siz harekete geçebilirsiniz artık. Neredesin? Tamam. Oo, senin limitini aşmışız. O zaman komutan değişikliği yapalım. Yardır. Ne oluyor lan? Naval effort. Tamam güzel. Bunu daha yeni bitirdik he. O yok o kalsın. Alliance Naval effort. Naval. Şunu mu yaptık yani? Yok. Daha yeni başlatacağız. Tamam. Evet maalesef yine 40 dakikaya ulaştık ama gidişat belli zaten. Şu anda bir şey yapmadığım halde patır putur gidiyor gördüğünüz gibi. Londra'nın düşmesine az kaldı. Londra düştüğü anda İngiltere teslim olacak zaten. İngiltere teslim olunca acaba buralar bize kalır mı? Bilmiyorum. Şu takdirde İngiltere'nin teslim olunmasıyla birlikte geriye British Raj dışında hiçbir şey kalmamış olacak. Şimdi ben bunları... Ha bir dakika ben şeyi unuttum. Bak bir dahaki bölüme kadar gelsinler diye şunları bir yönlendirelim. Dediğim gibi bence bunlara gerek yok ya. Neyse şu 45'i aldım. Şuraya taşıyorum. Yardırın. Uhuhu, nasıl bir yardırmadır bu. Kalanları kalsın. Az bir birim kalmış olacak. Hummel'i de keşfetmiş olduk. Hummel keşfedildiğine göre 43 teknolojisine gitmeyelim. Şimdi onun yerine mesela şurada fighterlardan bir tanesini açabiliriz. Bak bu da uzun sürecek aslında. Bunlar daha çabuk. 72 gün. Şu da çok kullanıma sahip. O yüzden önce onu açalım. Ondan sonrasına bakacağız. Ben size bir kıyak geçeyim. 2-3 dakika daha bekleyelim. Şu Londra düşsün dedim. Londra düştü. Capitulated olmayacak mı acaba? Oo, daha %15'lermiş. %10'a kadar indirmemiz lazım. Birazcık daha ele geçireceğiz o zaman. Muhtemelen şu şehirleri mesela Dover 20 puan getiriyor. Cardiff. Ne bileyim şuralarda 3-5 bir şeyler var. Oraları ele geçireceğiz bakalım. Bunlar düşman mı? Bunlar da düşman. Demek ki Dublin'e de çıkarma yapmamız lazım daha sonra. Evet. Burada bırakalım o zaman. Bir dahaki bölüme tekrar görüşürüz. Bir dahaki bölümde İngiltere Savaşı'nı bitireceğiz. Daha sonra British Raj'ı da hallettik mi zaten savaş tamamen bitmiş olur. Bir ihtimal bu 11. bölüm yanlış hatırlamıyorsam evet 12. bölüm belki sonuncu bölüm olabilir arkadaşlar. Belki bilemedim belki bir 13. bölüm de yaparız. Biraz daha rahat mesela istatistiğe bakalım şuna bakalım falan filan diye. Ama yani büyük ihtimalle bir dahaki bölümde British Raj da hallolur. Zaten fazla bir ayar mayar yapmamıza gerek kalmadı. Kanada bitmiş durumda zaten. Kanada bitmiş diyordum. Hani Kanada bitecek diyordum aslında. Kafamda vardı. Kanada bitecek. Tamam. Tamam arkadaşlar. Yani durum bu. Belki o zaman ben muhtemelen 13. bölümde bitiririz. Evet arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hadi eyvallah.